Evet sevgili 10. sınıf arkadaşlar, herkese selamlar. 10. sınıf neden bu kadar önemli? Bu videoda bunu konuşacağız. Alan seçimleri, hangi alanı seçsek daha iyi olur gibi konulara da değineceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle soruya direkt böyle cevap vererek girmek istiyorum konuya. 10. sınıf niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü aslına bakarsanız önemli bir yol ayrımı. 4 yıllık bir lise hayatımız var ve biliyorsunuz tabii ki YKS'ye hazırlandığımız için iki önemli oturum karşımıza çıkacak. Birisi TYT, diğeri AYT. 9 ve 10. sınıf konuları TYT'yi kapsadığından, o yüzden 10. sınıf sonuna geldiğimiz zaman da TYT'yi bitirdik mi arkadaşlar diye aslında kendimize ve çevremize şöyle bir sormamız lazım. Çünkü bunu yapmayan arkadaşlarımız, özellikle 10. sınıftan 11'e geçerken ki bu yaz tatilini de iyi değerlendiremeyen arkadaşlarımız 11. sınıfta TYT ve AYT'yi eş zamanlı olarak ilerletmek durumunda kalıyor. Bunu yapabilen arkadaşlar var, ancak neden yükümüzü arttıralım değil mi? Özellikle hedeflerimiz varsa. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? İyi bir üniversitede mimarlık, mühendislik, hukuk, psikoloji, işte tıp vesaire gibi bölümler okumak istiyorsak, iyi sonuçlar çıkarmak istiyor, mesleğimizde başarılı olmak, kendimizde ve çevremizde olumlu etkiler oluşturmak istiyorsak, o zaman bazı şeyleri şimdiden yapmamızda fayda var. Niye? Çünkü yıllardır sizlere bir şeyler fısıldıyoruz. Bizi uzun süredir takip eden arkadaşlar bunu çok iyi bilirler. Bir şeyi yapın, bunu sürekli olarak yapıyor olmak davranışa dönüşsün. Şimdiden bir şeye emek vermek demek ne demek? Bunu öğrenirseniz ileride çok rahat edersiniz diye fısıldıyoruz. Aslında bunu sadece biz değil, belki büyükleriniz, anneniz, babanız, çevreniz, herkes bunları size söylüyor olabilir. Arkadaşlar, bunu yapabilen arkadaşlar gerçekten işte belki ortaokulda LGS'ye hazırlanırken, lisede YKS'ye hazırlanırken çok rahat ettiler, ama işte bu disiplin gelecekteki sizi iyi bir şekilde inşa etti. Şimdi baktığımız zaman mesleklerini iyi bir şekilde icra edenler, bu işe gerçekten vermeleri gereken emeği veren insanlar işte. Erken uyanıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, işini gerçekten iyi yapıyorlar, bu konuda iyi anılıyorlar. Hepimizin de bu veya buna benzer hedefleri olduğu için bazı şeyleri şimdiden oturtmamızda fayda var. Çünkü ergenliği bu denli dolu dolu yaşadığımız değişimleri fizyolojik olarak görebiliyoruz aslında bakarsan işte bunu. Öncelikle kravat takılmamış, gömleğin içine alakasız ve dikkat çekici bir tişört giyilmiş, saçlarını ölümüne jöleler. Zihinsel olarak da destekleyebilirsek, alışkanlığa da dönüştürebilirsek bazı şeyleri, çok daha kıymetli, çok daha tatlı oluyor. Şimdi arkadaşlar, 10. sınıf niye önemli biliyor musunuz? Aynı zamanda alan seçimi yapabileceğiniz bir zaman dilimi de. Bu yüzden derslerinizde iyi olmak, TYT açıklarını kapatmak vesaire, bunları tabii ki yapacağız. Ama bunu yaparken de bazı şeyleri şimdiden keşfetmemizde fayda var. Nedir bunlar? Biz kimiz? Neyiz? Ne olmak istiyoruz? Şöyle gözümüzü kapattık ve açtık. Bunları bir hayal etmenizi isterim. Biraz orada yaşamanızı isterim. Bununla ilgili dakikalarca bir hayal kurmanızı isterim. Eğer bunu gerçekten yapmadıysanız şu anda yapmaya ihtiyacınız var. Bunu bir yapmanızı tavsiye ederim. Bunu gerçekten düşündüğünüz zaman aslında bazı şeylerin sınırlarını böyle çizmiş oluyorsunuz. Hocam benim hala aklımda bir şey yok. Ne seçeceğim bilmiyorum. Bana sayısal mı uygun, eşit ağırlık mı, dil bölümü mü seçmeliyim yoksa sözel mi okumalıyım? Herkes sayısala gidiyor. Orada iyi meslekler varmış. Ben de onu mu seçmeliyim? Arkadaşlar bakın, birçok insan şu anda isabetli bir alan seçemediği için maalesef ya bölüm değiştiriyor ya okuduğu bölümle alakalı bir meslek sahibi değil. Sürekli olarak kararlar değişebiliyor. Bakın, sizin de değişebilir. Yeni aldığınız kararlar sizlere bambaşka başarılar da getirebilir. Şimdi buna şimdiden takılmayalım. Yani şu anda bir şeyi seçmek durumundayız ve bununla da sonuna kadar devam edeceğiz gibi bir yanılsama içerisine de girmeyelim, ama sınırları çizmemizin de vakti geldi. Örneğin tam olarak bir meslek belirlemek durumunda değilsiniz. Mesela şunu yapabilirsiniz. 20 yıl sonra neredesiniz? Nasıl bir çalışma ortamınız var? Tek başınıza mı çalışıyorsunuz yoksa kalabalık bir yerde mi çalışıyorsunuz? Bir şirketin sahibi misiniz yoksa oranın çalışanı mısınız? Yoksa kendi işinizi mi yapıyorsunuz? Görmüyor musun? Soru sormak için soruyorum. İşte bunları düşündükten sonra, bakın adını henüz koymadık, hangi meslek olduğuna karar vermedik ama şeklini az çok belirledik. Şimdi o belirlediğimiz şekil sizlere bazı alternatifleri ortaya çıkarabilir. İşte o alternatifler de aslında bunun sayısal mı olduğunu, eşit ağırlık mı olduğunu, dil bölümünü mü seçmeniz gerektiğini, sözel bir öğrenci mi olmanız gerektiğini az çok belli eder. Çünkü 9. ve 10. sınıf konularında da Türkçe'ye olan, işte sosyal olan, matematiğe olan, fene olan yatkınlığınıza da az çok bakabildiniz. Şimdi burada gerçekçi düşünmekte fayda var. Sayısal bölümler evet şu anda çok revaçta, herkesin gittiği ve arzu ettiği bir alan, ama baktığımız zaman çok büyük bir öğrenci grubu burayı tercih ediyor. Bence biraz evvel bahsettiğim gibi de bir moda, bir akım olmuş olabilir.
olabilir. Bakın sayısal bölümü seçmeyin demiyorum, böyle algılanmasın tabii ki, ama yani sadece iyiler orada vesaire filan gibi düşündüğümüz zaman da işte istediğimizin aslında bir süre sonra o olmadığına karar verebiliyoruz. Niye? Çünkü hangi mesleği yaparsanız yapın, bir sayısal, bir eşit ağırlık, bir sözel, bir dil öğrencisi bulunduğu mesleği iyi yaptığı takdirde gerçekten çok iyi paralar da kazanabiliyor. Manevi olarak çok mutlu da hissedebiliyor. Kariyer basamaklarını böyle beşer onlar tırmana da biliyor. Bu yüzden mutlu olacağınız şeyi yapmakta ısrarcı olun arkadaşlar. Bunun adını şimdiden koymak durumunda değilsiniz ama bunu şimdiden hayal etmek durumundasınız. Hazır önümüzde zaman varken bu sınırları yavaş yavaş çizmeli ve alanınızı da yavaş yavaş belirlemelisiniz. Bu alan belirleme konusunda sizlere böyle ufak birkaç tavsiyem daha olacak. Mesela bunlardan bir tanesi, ihtimalinizde olan meslekler vardır. Bu meslekleri yapan kişilerle mutlaka sohbet etmenizi tavsiye ederim. Çevrenizde bu şekilde tanıdık biri yoksa, bakın sosyal medya bugün müthiş bir anahtar. O mesleği yapan birini bulun, kendisine mesaj atın, mesleği hakkında sorular sorun ya da seçmek istediğiniz meslekle alakalı üniversitede eğitim veren hocaları bulun, onların maillerine şöyle bir şeyler yazın, sorular sorun. Acılara yanıyor, sizlere cevap verdiklerini, onların yanıtladıklarını göreceksiniz. Bu da zihninizde bazı şeylerin biraz daha böyle belirmesini sağlayacaktır. Yine bunun yanında okul rehber öğretmeninizden randevu alabilir, bu konuyu ona açabilir ve bu konuda mutlaka ondan tavsiye alabilirsiniz. Ailenize bu konuda mutlaka fikrini sorabilirsiniz. Bu da çok etkili oluyor. Belki onların söyledikleri bu konuda bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyebilir. Çünkü anneden babadan duymak istemiyor bazı arkadaşlarımız. Uf, of. Yapacak bir şey yok. Oflamaya gerek yok. Ama şunu unutmamanızda fayda var. Bizi en iyi tanıyanların başında onlar geliyor. Onların söylediği bazı şeyler bizim için böyle gerçekten isabetli olabilir. Doğru tespitler olabilir. Yine bunun yanında arkadaşlarınıza da sence ben hangi mesleğe uygunum? Ben bunu düşünüyorum. Sence ben bu mesleğe yatkın mıyım? Bu konudaki fikirlerin nelerdir? Gibi sorular sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde alan da belirleyerek aslına bakarsanız YKS için de, çalışmanız için de, yeni bir tempoya girmeniz için de, önümüzdeki zaman dilimindeki TYT'deki tüm eksiklerinizi kapatmanız için de bir sebep oluşturmuş oluyorsunuz. Havalar aslında işte 10. sınıfın sonu, yeni bir yaz tatili, işte belki son dinleneceğiniz zaman olarak görüyorsunuz bu zaman dilimini. Ancak işte bu rehavet durumu artmasın diye buraya da birazcık yoğunlaşırsak o zaman ne olacak? Böyle eksiklerimizi kapatmamız için de, yeniden çalışmamız, motive olabilmemiz için de güzel bir sebep oluşturmuş olacağız. Örneğin bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar kendini biraz da olsun motive hissettiyse, gelecekle ilgili biraz daha böyle içinde kıpırtılar oluşturabildiyse, hocam içimde bir sıkıntı, bir stres, bir bunalım, ne mutlu bana. O zaman ara ara bu tarz videoları izlemeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Evet, şimdi sizler 10. sınıftasınız. Önemli bir yol ayrımındasınız. YKS ile alakalı bir yandan çalışmalarınız, TYT kısmı ile alakalı özellikle artarak devam etmek durumunda. Bununla ilgili yaz için planlar yapacaksınız. Bizler sizlerin yanında olacağız. O yüzden kanalımızın videolarını da şöyle güzelce takip etmenizde fayda var. Ama ben özellikle önümüzdeki günlerle alakalı planlarınızı merak ediyorum. Neyi nasıl planlıyorsunuz? Ne kadar planlıyorsunuz? Yorumlarınızı tek tek okumak isterim. Haydi bakalım. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.